Who has healthy breakfast habit according to the answers above? Yukarıdaki cevaplara göre kim sağlıklı bir kahvaltı alışkanlığına sahiptir diye sormakta. Hemen Liz'in ne sorduğuna bakalım. Hey friends, what do you usually eat for breakfast? Merhaba arkadaşlar, kahvaltıda genellikle ne yersiniz diye sormuş. Hemen hangi arkadaşımızın sağlıklı bir kahvaltı alışkanlığı olduğuna verdiği cevaplardan bakalım. Ruth, I love eating pizza and drinking lemonade. Pizza yemekten ve limonata içmekten hoşlanırım demiş. Bu sağlıklı bir alışkanlık olmadığından eledik. Hemen Jenny'ye bakalım. Breakfast is really important for me. I eat cheese, olives and an egg. Kahvaltı benim için çok önemlidir. Kahvaltıda peynir, zeytin ve yumurta yerim demiş Jenny. Dolayısıyla bu bizim için sağlıklı bir alışkanlık olabilir. Jenny'yi daire içine alalım. Devam edelim. Nick, I like having a hamburger and coke. Hamburger yemekten ve kola içmekten hoşlanırım demiş. Bu da bizim için sağlıklı bir alışkanlık değil. Dolayısıyla Nick'i de eledik. Breakfast is not important for me. I only eat toast and drink tea. Kahvaltı benim için çok önemli değildir. Ben sadece tost yerim ve çay içerim demiş Emma. Bu da bizim için sağlıklı bir alışkanlık değil. Dolayısıyla Emma'yı da eledik. Bizim için doğru cevap daha önce işaretlediğimiz Jenny'nin açıklaması olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Which of the following is not correct according to Nick and Sue's schedules? Nick ve Sue'nun planlamasına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakıp tablomuzla kıyaslayalım. A şıkkında they arrive home after 3 o'clock. Eve 3'ten sonra gelirler demiş. Hemen bakalım. Come home Sue için saat 4 olarak gözükmekte. Nick için ise 3'ü çeyrek geç olarak gözükmekte. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru. B şıkkında they have dinner before they watch TV. Onlar televizyon izlemeden önce yemek yerler demiş. Hemen Nick'in ne zaman yemek yediğine bakalım. Yemek yediğimiz saat 19.45. Hemen sonrasında da televizyon izlediğimizi görüyoruz. Nick için doğru. Fakat Sue'nun planlamasına baktığımızda televizyon izlemediğini görüyoruz. Dolayısıyla B şıkkı bizim için yanlış bir çıkarım olacaktır. Hemen C şıkkına bakalım. Sue goes to school after Nick. Sue okula Nick'ten sonra gider demiş. Hemen planlamamıza bakalım. Sue'nun okula gittiği zaman saat 8.30 olarak gözükmekte. Nick'in ise 8.15 olarak gözükmekte. Dolayısıyla bu yargı bizim için doğru olacaktır. C şıkkını da eledik. D şıkkında Nick rests after he comes home. Nick eve geldikten sonra dinlenir demiş. Hemen Nick'in zamanlamasına bakalım. Öncesinde 15.15'te daha yeni işaretlediğimiz gibi eve ulaşıyoruz. Arrive home. Ve sonrasındaki aktivitemiz ise rest. Dolayısıyla bizim için yine doğru bir çıkarım olacaktır. D şıkkını da eledik. Doğru cevabımız B seçeneği. Nick and Sue at the same time denmiş. Yani Nick ve Sue'nun aynı zamanda yaptığı bir aktiviteden bahsetmekte burada. Hemen planlamamıza bakıyoruz. Planlamamızda hem saat olarak hem de aktivite olarak lunch time, öğle yemeği vaktini görmekteyim. 12 ile 1 arasında. Yine Sue'da da aynı şekilde aynı saatte olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bizim için doğru cevap have lunch içeren D şıkkı olacaktır.
Which of the following is correct according to the graphic? Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakıp grafiğimizle kıyaslayalım. Pastrami and chips are more preferable among girls. Pastırma ve patates kızartması kızlar arasında daha fazla tercih edilebilir olduğunu söylemekte. Hemen grafiğimize bakalım. Pastırmanın olduğu bölümündeki kızlar oldukça düşük. Patates kızartmasının olduğu bölümde ise erkeklerle eşit. Dolayısıyla bizim için A seçeneği yanlış bir çıkarım olacaktır. Hemen B seçeneğine gelelim. 80% of boys like drinking Coke. Erkeklerin %80'i kola içmekten hoşlanmakta demiş. Hemen grafiğimize bakalım. Kolanın olduğu bölümdeki erkekler %70 oranında kalmış. Dolayısıyla bu da bizim için yanlış bir çıkarım olacaktır. C şıkkına bakalım. Girls never eat muffins for breakfast. Kızlar kahvaltıda asla kek yemezler demiş. Hemen muffins bölümüne bakalım. Burada kızlarımızın %60 oranında yediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bizim için burada duran never kalıbı yanlış bir anlam içermektedir. Bu nedenle C şıkkını da eleyebilirim. D şıkkına bakalım. Junk food is more popular among boys than girls. Abur cubur yiyecekler erkekler arasında kızlara göre daha popüler olduğunu söylemiş. Hemen grafiğimize genel çaplı bir bakalım. Birçok yiyecekte erkeklerin daha yüksekte pastırma, kola, cipste de eşit olduğunu görmekteyiz. Sadece kek, muffins'te kızların geçtiğini görmekteyiz. Dolayısıyla D seçeneği bizim için doğru bir çıkarım olacaktır bu grafiğe göre. According to the questionnaire, which of the following is not correct? Sorulanlara göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir denmiş. Yukarıda ise bizim için bir numaralandırma ölçeği var. 0 never asla demek. 1 sometimes bazen demek. 2 always sıklıkla sürekli olarak demek. Buna göre bu grafiği yorumlayacağız. Şimdi A şıkkından başlayalım. A şıkkında Linda has healthier breakfast than the other students. Linda diğer öğrencilere oranla daha sağlıklı kahvaltı yapar demiş. Hemen Linda'nın bölümüne bakalım. 2 ile işaretli olanlar olives, honey, eggs, jam, orange juice. Portakal suyu, reçel, yumurta, bal ve zeytin gayet sağlıklı gözükmekte. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına gelelim. Jack and Mike never eat chips. Jack ve Mike asla patates kızartması yemezler demiş. Hemen bakalım. Jack'in bulunduğu bölümde sürekli olarak cips yediğini görmekteyiz. Mike'ın ise asla yemediğini görmekteyiz. Mike için doğru olsa bile Jack için yanlış olacaktır. Dolayısıyla buraya bir işaret bırakalım. C'ye gelelim. Linda and Emily always have honey for breakfast. Linda ve Emily kahvaltıda her zaman bal tüketirler demiş. Linda'nın bal tükettiğini zaten daha yeni söylemiştik. Şimdi Emily'ye bakalım. Emily'nin de aynı şekilde sürekli olarak bal tükettiğini görüyoruz. Dolayısıyla C şıkkı da bize doğruyu söylemekte. D şıkkına gelelim. Jack always has sausages but Linda never. Jack sürekli olarak sucuk yer fakat Linda asla yemez demiş. Hemen sucuğun olduğu bölüme bakalım. Devamında hangi isimler geçiyorsa onların alışkanlıklarını görelim. Jack always demiş. Bunun doğru olduğunu görmekteyiz. Linda never. Linda asla yemez. Bunun da doğru olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkı da bize doğruyu söylemekte. Bizim için doğru cevap daha önceden bulduğumuz B seçeneği olacaktır.
Who has unhealthy food and drinks for the breakfast most? Kahvaltıda sağlıksız yiyecekleri ve içecekleri en çok kim tüketmektedir diye sorulmuş. Hemen alışkanlıklarımıza bakalım. Buradaki rakamları anlamlandırmak için yukarıda bir ölçeğimiz var. 0 never asla demek, 1 sometimes bazen demek, 2 always sürekli genellikle demek. Şimdi tekrar çizelgemize bakalım. Bizim için sağlıksız yiyecek olarak nitelendirdiğimiz yiyeceklerimizi daire içine alalım. Sausages, sucuklar, coffee, kahve, chips, kızartma. Bunlar bizim için sağlıksız olarak gözükeceklerdir. Dolayısıyla hangi öğrencilerin always veya sometimes olarak bunu işaretlediklerine hep birlikte bakalım. En sağlıksız kim beslenmekte bunu bulalım. Linda'nın bu yiyecekleri hemen hemen hiç tüketmediğini görmekteyiz. Sadece bazen kızartma yediğini görüyoruz. Dolayısıyla Linda'yı eleyebiliriz. Devamında Emily'ye bakalım. Emily'nin ise hepsini bazen tükettiğini görmekteyiz. Fakat biz en sağlıksız besleneni arıyoruz. Şimdi Mike'a bakalım. Mike sucukları sürekli tüketirmiş. Kahveyi bazen, kızartmayı ise hiç tüketmezmiş. Jack'e bakalım. Jack bu 3 yiyeceği de sürekli olarak tükettiğini söylemekte. Dolayısıyla Jack bizim sorumuzda en sağlıksız beslenen öğrenci konumunda yer almakta. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Which question has no answer in the poster? Hangi sorunun cevabı posterde yoktur diye sorulmuş. Hemen D şıkkına bakalım. When can you attend the volleyball course? Voleybol kursuna ne zaman katılabiliriz diye sorulmuş. Hemen cevabımıza bakalım. On Mondays and Thursdays. Posterde bu cevabı bulduğumuza göre D şıkkını eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. What time does the volleyball club finish? Voleybol kulübü saat kaçta biter diye sorulmuş. Hemen burada bir saat görmekteyiz. Günlerin hemen altında. Half past four, half past five. Dolayısıyla saat 5:30'da bittiğini söyleyebiliriz. C şıkkını da eledik. Where do you take the volleyball course? Voleybol kursu nerede verilmektedir diye sorulmuş. We meet in the school sports hall. Okulun spor salonunda olduğunu görmekteyiz buradaki postere göre. Dolayısıyla B'deki sorumuza da cevap bulduk. Hemen A şıkkına bakalım. How many students are there at the club? Kulüpte kaç öğrenci vardır diye sorulmuş ama posterde bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği. Which of the following visuals shows Tony's birthday? Görsellerden hangisi Tony'nin doğum gününü göstermektedir diye sorulmuş. Hemen Tony'nin ne dediğine bakalım. My birthday is on the 12th of May. Burada Mayıs'ın 12'sinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bizim için doğru cevap A seçeneğindeki görsel olacaktır. Which of the following is not correct according to the speech bubble? Konuşma balonuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Hemen önce konuşma balonumuzu okuyalım. Hi, my name is Sophie. I usually get up early and have a healthy breakfast on weekdays. I have eggs, a glass of milk or orange juice, olives, honey and butter. I sometimes have my mother's delicious muffins and pancakes. On weekends, my father sometimes buys bagels and croissants. I like eating them with tea. But generally, my mother makes me an omelette. Hemen şıklarımıza bakalım. D şıkkından başlayalım.
Sophie's mother makes delicious pancakes. Sophie'nin annesi lezzetli krepler yapar demiş. Hemen my mother's delicious muffins and pancakes cümlesinin altını çizelim. Buradan çıkarttığımız için D şıkkını eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Sophie has eggs, olives, sausages, honey and butter on weekends. Sophie hafta sonları yumurta, zeytin, sucuk, bal ve tereyağı yer demiş. Hemen hafta sonu olan kısma bakalım. Hafta sonunda on weekends my father sometimes buys bagels and croissants dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bizim için yanlış bir çıkarım olacaktır. B şıkkına geçelim. Sophie likes drinking tea with bagel. Sophie simitle birlikte çay içmekten hoşlanır demiş. Altını çizdiğimiz cümlenin bir sonraki cümlesinde I like eating them with tea. Eating them with tea. Simitle çay yemekten hoşlanırım dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. A şıkkında ise Sophie has a healthy breakfast on weekdays. Sophie hafta içleri sağlıklı bir kahvaltı yapar demiş. Hemen bakalım. Have a healthy breakfast on weekdays dediğini görmekteyiz. Dolayısıyla A şıkkını da eleyebiliriz. Bizim için bu soruda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Which one does not Sophie have for breakfast on the weekend? Sophie hafta sonları kahvaltıda aşağıdakilerin hangisini yemez diye sorulmuş. Hemen on weekends diye başlayan bölümümüze bakalım. My father sometimes buys bagels and croissants. I like eating them with tea. But generally my mother makes me an omelet dediğini görmekteyiz. Hafta sonları babam bazen simit ve kruvasan alır. Onları çayla birlikte tüketmekten hoşlanırım. Ama genellikle annem bana omlet yapar demiş. Dolayısıyla bagels, croissants and omelet şıklarını eliyoruz. Pancake yani krep şıkkı bizim için hafta sonu tüketmediğimiz bir besin. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.